Business Channel Türk'ten merhaba değerli izleyicilerimiz. Anlatacak çok şey var dakikalarında. Lütfen bizi dikkatle izleyin, dinleyin. Çünkü stüdyodaki konuğum çok önemli bir uzman. Uzman psikolog Sayın Alanur Özel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Alanur Hanım'ı tanıyorsunuz ekranlardan. Özellikle çocuklarımız konusundaki, karneler konusundaki zihnimizde yer eden bütün soruları yöneltiriz ve doğru cevaplar alır, ona göre hareket ederiz. Ama bugün biraz daha farklı bir cepheden bakalım dedik. Boşanmaların çok arttığı, evliliklerin de çok yaşandığı bir dönem bu. Boşanma sorunları daha ziyade ekonomik boyutta gözümüze çarpıyor. Doğru, siz doğru, tamamıyla. Kişilerin reflekslerini etkileyen ciddi sorunlar haline dönüşebiliyor. Ve tabii çocuklarımıza varıncaya kadar da yansıyor değil mi bütün bunlar? Ne oluyor evlilikleri? Özellikle psikolog veya psikolojik destek dediğimiz zaman Türkiye'de hep yanlış anlaşılan bir konu bu. Hep ben deli değilim veya niye psikoloğa gideyim, sen bana kötü bir söz mü söylüyorsun gibi kızma veya sert bir tepki göstermeyi görüyorum ben. Halbuki psikoloğa gitmek insanın kendisini daha iyi tanıması, kendisiyle ilgili bazı doğru kararları vermesi açısından çok önemli. Yani onun için de şimdi bu açıdan baktığımız zaman biz diyoruz ki bir, evlilik öncesinde doğru insan mı? Doğru ilişkinin adımları doğru mu diye bunları bir şekilde bir test edebilmek için, gözden geçirebilmek için, sonradan üzülmemek için bir görüşme yapmak lazım. Bu evlilik öncesi bir görüşme ki boşanmaya gitmemek açısından önemli bir uygulama olacak. Ama devlet politikası olarak da devlet böyle bir şeyi ücretsiz olarak halkına vermek için girişimler yaptı. İşte aileden sorumlu devlet bakanı bu konuyla ilgili çalışmalar başlattı. Bizi de konferanslara, eğitimlere çağırdı veya bu konuyla ilgili sizin fikriniz nedir diye çağırdı. İşte bu eğitimlerin nerede alınacağı, ne kadar sayıda olacağı filan. Tabii ki bunlar çok güzel girişimler ama uygulamaya sokulmadı veya bu işle ilgili çok iyi bir hazırlık yaptıktan sonra uygulamaya sokulması lazım. Çünkü göz yapalım derken kaş çıkartmak da söz konusu. Kişilere evlilikle ilgili bazı bilgileri bunları belediyelerin kitapçık haline getirip verirken orada çok tehlikeli kavramların da yer aldığını gördük. Onun için de şimdi daha dikkatli hareket edilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama kişisel olarak kişiler kendi bireysel sorumluluklarını alırken mutlaka böyle durumlarda hani bazen kafalarında soru işareti varsa, bazı sıkıntılar yaşandıysa, aileler arasında bazı sıkıntılar yaşandıysa işte evlilik öncesi böyle bir desteği alabilmeli. Bunu bir hani ben hasta değilim ki sen hastasın veya ben suçlu değilim sen suçlusun gibi bir çekinmek gibi düşünmemesi gerekir. İşte bu aşamada böyle bir girişim kişisel olarak yapılabilir. Bu boşanmaları belki daha az boşanmaya dönüştürecek. Tabii ki burada şu da çok önemli. Yani bir şekilde bu bir geleceğiyle ilgili her iki kişinin de bir karar vermesi. Onun için de burada bir çocuk dünyaya gelecekse aile içinde bunun da özellikle hani evlilikte doğru bir kararsa doğru bir karar ama bu aşamada doğru bir karar değil ama ben onu tedavi ederim. Ben onu alışkanlıklarından vazgeçirebilirim gibisinden bir yaklaşım var. Bu yaklaşım doğru değil. Hiçbir zaman doğru olması mümkün değil. Onun için de ben görüyorum ki bazı evlilikler işte bağımlılıkları var. Şu bağımlılıkları var. İnternet bağımlılığından tutun alkol bağımlılığı olabilir. Ama ben onu sevgimle, aşkımın gücüyle bunlardan kurtarırım gibi bir yaklaşım var.
kurtarıcı olmak, kurtarıcılığa soyunmak. Ama böyle bir durum hiç mümkün değil. Bu durumla ilgili hiç kimse kendisini aldatmasın, kendisini kandırmasın. Onun için de bu böyle bir işle başlanıldığı zaman arkasından hüsran veya hayal kırıklıkları ortaya çıkıyor. Bu da çok önemli. Hatta şöyle bir psikolojide bir gerçek var. Bu dünyanın her yerinde artık benimsenmiş, kitaplarda yer alan bir gerçek. Eğer kişilerin ailelerinde, kendi anne babalarında bazı sorunlar varsa ve bu sorunlarla ilgili büyüdülerse, o ortamı kokladılarsa, o ortamda yaşadılarsa, kendi evliliklerinde de çok benzer sorunlarla karşı karşıya gelebiliyorlar. Mesela ne tür sorunlar Alanur Hanım? Sözünüzü kestim ama. Yani kendi ailesinde bazı sorunlar varsa onları taşıyabiliyor kendi evliliğine dediniz. Somut adını koyarak söyleyebilir tabii misiniz? Tabii ki. Örneğin babası alkolik olan bir kızımızın alkolizmin ne olduğunu biliyor ama o öyle olmasına rağmen alkol bağımlısı bir eş seçiyor. Yani kendi kendini tehlikeye atıyor veya kendi kendine o kişiyi kurtarmak için soyunuyor. Ama soyunduğu noktada da kurtarıcı olmadığı için, böyle bir şey de mümkün olmadığı için de yani yine aynı şiddete varan, boşanmaya giden olaylar yaşanıyor. Ama sadece bu değil, yine ailede belli dengeler var. Bu dengelerde evdeki annesi kendi yaşadığı ortamda daha güçlü olmayan, güçsüz olan kişi pozisyonundaysa, bunları görmüş, gözlemlemiş veya yaşamışsa, yine kendisi de hani sen beni al götür, nereye götürürsen götür gibi bir bakış açısının içine girmiş oluyor ki bu da çok tehlikeli. Bir süre sonra artık böyle bir bakış açısı o insan için doğru, sağlıklı, uygun bir bakış açısı olmuyor. Ve orada kavga başlıyor zaten. Ve şimdi bizim şu anki gidişimizde devlet olarak ileri doğru değil, birazcık geriye doğru gidiş. Yani burada erkeklerin kadınları evlenirken hani ona aşık oldum, o olmadan yaşayamam diyemiyorlar. Tam tersi, görücü usulü evlilikler biraz daha ön plana doğru çıkmaya başlıyor. İşte annem seçsin, annem en iyisini bilir, en iyisini bulur gibi bir bakış açısı. Bu da çok tehlikeli. Çünkü o insanla anne evlenmeyecek, çocuk evlenecek. Ve burada da kızı evlenecek. Tabii ki burada da aileler arasında bir takım gerginlikleri çok net olarak ve hızlı olarak görüyoruz. Hatta ben öyle şeyler gördüm ki bu meslek hayatımda. Beni de çok şaşırtan durumlar bunlar. Hala da evlenmişler, bir saat sonra boşanma davası açmışlar. Gerçekten evlenmişler, hani aradan çok kısa bir süre içinde, bir sene bile olmamış, 6 ay olmuş, boşanmışlar. Hanım havile. Yani ve şimdi böyle bir durum için insan bu çocuk babasız büyüyecek. Babasız büyümek çok acı bir olay. Hiç kimseye böyle bir durumu ortaya getirme hakkına sahip değil. Onun için de bir karar verilirken özellikle bu doğru karar olabilir, olmayabilir. Evlilik öncesi bir danışma hizmeti alabilir kişiler. Artı ikinci, üçüncü evlilikler yapılacaksa eğer, burada da bir hizmet almak gerekiyor. Çünkü bazen o öyle dengeler oluyor ki o dengeleri kişi o anda görmek istemiyor. Ve o anda çok sevdiğine, o olmazsa hayatta kalamayacağını düşündüğü için gözlerini tamamen kapatıp, gözleri kapalı işe girişiyor. Bir şekilde onun için her şey olabilir, mümkündür gibi düşünüyor. Ama gerçeklere girildiği zaman, yani o imza atılıp da evin içine girildiği zaman da o işlerin öyle olmadığını görüyoruz. Şimdi tabii ki en önemli, siz de söylediğiniz, altını çizdiğiniz ekonomik durumlar. Tabii. Yani bazen ben onu çok seviyorum, çok yakışıklı. Hatta şimdi işte baklavaları var diye evleniliyor. Şimdi işte baklavaları var, işte çok güzel siz vücudu. Vücuttan söz ediyoruz. Evet, evet ama tepsi baklava. Ama gerçekten hani baklava olsun da ne olursa olsun, baklavası olsun da ben ona bakarım gibi bir yaklaşım, ama mümkün olmuyor. Çünkü aynı kültürü almadınız, aynı değerleri içinde yaşamadınız.
baklavayla iş bitmiyor. Onun için de bazen gençler bu konuyla ilgili olarak sadece fiziksel olayların işi götürüp bitireceğini, işte gözü yeşil veya işte esmer, yakışıklı, uzun boylu, çok gösterişli gibi şeylerin arkasında kalabiliyorlar. Ama bir grup genç de işte annem ne beğenirse o benim için en iyisidir yaklaşımı. O da yürümüyor. Bu da insanları mutsuz eden bir durum. Yani annem üzülmesin diye şöyle yapmak çok uygun değil. Özellikle evliliklerde ben şunu çok sık görüyorum. Hani bunun keşke olmayabilse diye düşünüyorum ben. Buradan da belki sizin sayenizde bize bunları dinlemiş olan birileri de bu konuda belki doğru adımları atarlar. Annem, biz evlendik, çok kötü ilişkilerimiz, hatta şiddet yaşıyorum ben, ama annem kalp hastası, duyarsa kalp krizi geçirir, ben ondan yardım alamıyorum. Boşanacağım ama boşanamıyorum, boşanacağım ama bu girişimi yapamıyorum. Babam tansiyon hastası, beyin felci geçirdi, işte şu anda evde tedavi görüyor veya kalp çok hastası veya şeker hastası. Ben bunlarla ilgili girişim yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Şimdi bunlar çok ağır şeyler. Bir genç hanımın, babam hasta, ben şiddet görüyorum ama şiddeti söyleyemiyorum, babama bir şey olur, vicdan azabı çekerim diye. Ama o kendisi çok büyük fedakarlık azap, yapıyor. Büyük bir ıstırap çekiyor. Bunu göz önünde bulundurması lazım. Bu durumda şöyle bir şey var. Mesela hanımlar beni telefonla arıyorlar, evlilikleriyle ilgili, sorunlarıyla ilgili, ilişkileriyle ilgili. Evlilik olmayabilir, ilişkinin daha iyi olması açısından bakıyorlar olaya ve bununla ilgili bir görüşme istiyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla erkekler buna çok kapalılar ve bunu günümüzde bile, hatta geriye gittik dedim demin, aynı şekilde şöyle yapıyorlar. Hani bu ilişki, evdeki ilişki intimdir, yatak odası ilişkisidir, bunu kimseye anlatamayız, boş ver gitmeyelim, ne gereği var, özelimizi kendimiz hallederiz, başkasına açamayız gibi bir takım bahanelerle bu tür gerçekten sağlıklı, uygun bir ilişki için olması gerekenlerin olabilmesi için, ilişki için bir evlilik danışmanı, bir aile danışmanına gitmek konusunda geri adım atıyorlar. Hanımların şöyle bir beklentisi var. Şiddeti uygulayan o. Bana beni beğenmediğini söyleyen veya çapkınlık yapan, gözü dışarıda olan, benim yanımda bile başka kadınlara dönüp bakabilen erkek o. Onun için onun gitmesi lazım gibi. Şiddeti uygulayan o suçlu, onun önce gitmesi lazım gibi bir bakışları var. Ve hep bekliyorlar. Bir, bekliyorlar o gitsin diye. Bekliyorlar bir şekilde o suçlu, onun o gelmeden olmaz gibi bekliyorlar. Halbuki tam tersi, biz şu anda şöyle bir uygulamayı yapıyoruz. Bunu sadece ben değil, bu konuda çalışan pek çok arkadaşımız da yapıyorlar, psikolojik hizmet olarak veya özellikle evlilik konusunda. Biz atlayıp onların evine gidiyoruz. Biz atlayıp onların iş yerine gidiyoruz. Hizmeti hayatlarına götürüyorsunuz. Tabii ki biz çok özverili bir çalışma. Hanım geldi, konuştuk, terapiyle ilgili görüşmemizi yaptık. Erkeği gelmedi, gelmek istemiyor. Telefonla arayıp onunla ne olup bittiğini, bu konuda bizim ona yardımcı olabileceğimizi, telefonla ama gelmesi gerekmediğini anlatıyoruz ona ki bu konuyla ilgili olarak işte çok yoğunum, işim var, işten vakit bulamadım gibi bahanelerin arkasına saklanmasın. Onun için de bazen şunu görüyorum ben, hele son zamanlarda çok fazla yaşadım. Kız veya erkek çocukları, özellikle 7. sınıf veya 11 yaşında telefon ediyorlar ve bir şekilde ailelerine söylüyorlar. Ben psikoloğa gitmek istiyorum diyorlar ve geliyorlar, kapı örtüldü, benimle baş başa kaldıklarında diyorlar ki bizim psikoloğa ihtiyacımız yok. Ama annemle babam kavga ediyorlar. Hatta kavga o kadar yoğunlaştı ki birbirlerine o kadar yoğun ve incitici kelimeler kullanarak birbirlerini aşağılıyorlar, alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Ben bu işten çok üzülüyorum. Ben onlar için bir şey yapmak istedim. Buraya geldim. Ben sizden rica ediyorum. Annemle babamla görüşür müsünüz? Onları bir terapiye alır mısınız biçiminde? Yani
çocuk kendi sorunum var, ben gitmek istiyorum deyip getiriyor anne babayı. Anne babayla bir seansı yapıyoruz ve o sorunları aşıyoruz. Şimdi böyle durumda 11 yaşındaki bir çocuk benim sıkıntım var, benim sorunum var diye annesini babasını almış getirmiş. Sonra bana dedi ki evet dedi benim sıkıntım yok ama evde şiddet var. Evde şiddet var ve öyle konuşmalar, öyle kelimeler var ki yani gerçekten ben bunları duyunca çok kötü oluyorum. Onun için bu konuda lütfen bana yardım edin. Annemle babamı terapiye mi alacaksınız, evlilik danışması mı yapacaksınız, yapın dedi. Ve böyle durumlarda görüyorum ki babalar da geliyor. Yani ilk önce gördüğümüzde hani anne tek başına gelirken bakıyoruz burada anne baba çocuk için yapılacak bir şey de geliyorlar. Şimdi bu güzel bir olay. Çocukların bir kısmı zeki olan çocuklar bu konuda birazcık daha kendileri de bir şeyler yapabilirim diye düşünen çocuklar bu adımı atıyorlar. Ama bir şekilde bu adımı atamayan çocuklarımızın yaşadıkları da var. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Yine bu konuda hanımlara ben şunu söylüyorum. Diyorum ki gelin lütfen kendinizle ilgili doğru yolda mısınız? Bazı şeyler sizin için, kendi yaşantınız için doğru durumda mı? Bu durumda ne yapabilirsiniz? Bunu konuşalım, bunu görelim, bunu birlikte değerlendirelim. Belki o zaman gerçekten siz çok gecikmeden, işten geçmeden, çok fazla eziyet görmeden, belki de hayatınızı kaybetmeden bir şekilde boşanmış olacaksınız. Belki boşanma sizin kurtuluşunuz olacak. Sizin için olması gereken şey olacak. Bu da çok önemli. Onun için de hani tek boyutlu bakmamak lazım. Bazen aileler çocuklarıyla bu olayı görüyorlar, fark ediyorlar. İşte zaman zaman birine kızıyorlar, zaman zaman birinin kulağını çekmeye çalışıyorlar. Ama bütün bunlar çok da işe yaramıyor. Ama böyle durumda ben ailelerden buradan rica ediyorum. Onların arasında hatta diyorlar ki karı koca arasında girilmez. O zaman hani bir şekilde onlar adına, onlar belki de gitmek istiyorlar ama ekonomik olarak bunun altından kalkabilir miyiz diye düşünüyorlar. Siz onlara bir iyilik yapmak istiyorsanız biz evlilik danışmanına gidin, ücretleri biz vereceğiz anne baba olarak deyin. İşte bu anne babalık yapmaktır, doğru anne babalık yapmaktır. Yoksa onu alıp ona bir şey söylemek, bunu alıp buna bir şey söylemek bir işe yaramıyor. Belki de 3-5 gün idare ediyor ama 6. gün yine aynı şiddet, aynı tatsızlık yaşanıyor. Onun için de bazen şu çok önemli. Özellikle kadının evlilikte sadece ev kadını olarak düşünüldüğü durumlarda erkek kendini geliştiriyor, güzel arkadaşlar buluyor, kendisiyle ilgili iş ortamında başarıyı kazanıyor, daha iyi bir kazanç elde ediyor ama kadın hep o noktada. Hatta kadın o zaman birazcık daha aşağı noktaya gelmiş oluyor ki o zaman iki kişinin birlikte bir süreci götürmesi çok kolay değil. Tabii. İşte orada mutlaka bir psikolojik destek alması lazım. Yani eşin de kendisini, hanımını geliştirebilmek için ne yapabilirim diye düşünmesi lazım, çalışması lazım. Bu konuyla ilgili gerçekten bir şeyler de yapması lazım. Sadece konuşmakla bir olmaz. Ama son günlerde şunu çok yoğun görüyorum. Aileler bir ev kredisi almışlar veya bir kredi almışlar. O kredileri çok ödüyorlar ve öderken de çok büyük bir sıkıntıya giriyorlar. Bazen işlerinden yani ikisinden biri işten ayrılmak zorunda kalıyor. İşte böyle durumlarda veya birisi çalışıyorsa o işten ayrıldıysa veya ayrılmak zorunda kaldıysa onun çalıştığı firma iflas ettiyse o zaman o evde tartışma başlıyor. Birbirleri daha önce hoşgörüyle baktıkları pek çok şey artık onlara batmaya başlıyor. O ufacık bir şey, minicik bir şey bile o kadar büyüyor, kocaman oluyor, altından kalkılmaz hale geliyor. Onun için benim özellikle diyorum ki bu konuyla ilgili ev kredisi aldıysanız, sıkıntılar yaşıyorsanız bu kredi hani ha dediğin zaman bitecek bir kredi değil. İhtiyaç kredisi de olabilir, araba kredisi de olabilir. Onun için bu aşamada birbirinize daha farklı yönlerden bakabilmek için çünkü kredi dolayısıyla hiçbir güzel şey yapılamıyor. Sinemaya gidemiyorlar, tiyatroya gidemiyorlar, sosyal ortamlara giremiyorlar, evden çıkamıyorlar. O zaman birbirlerine sarmaya başlıyorlar. İşte sıkıntı da buradan başlıyor. Yani her adımı ölçerek, biçerek, düşünerek ve mutlaka özellikle günümüz evliliklerinde bir uzmana sorarak adım atmak lazım. Sayın Özerk çok teşekkür ediyoruz. Tadı damağımda kaldı bu söyleşinin. Ama bundan sonraki süreçte cinsellik, taba olan konular
konuşalım. Tekrar çünkü gelirseniz psikolojik konuşalım. Hastalık konusu da bir şekilde evlilik tabii. içinde iki tarafı da mutsuz eden konular. Halbuki çözüm var, tedavi var ve bunun hepsi için var. Bir adım atılsa belki çocuklar da bundan mutlu tabii. olacaklar. Çok da iyi olacak. Çok da iyi olacak. Bundan sonraki söyleşimizi böyle bir konuya ayıralım diyorum. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Uzman psikolog Sayın Alanur Özalp ile birlikteydik. İletişim bilgileri de ekranda. Bizim en büyük dostumuz aslında Alanur Özalp diyerek sizlere veda ediyorum. Esen kalın.